Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha iyi bir patenci nasıl olunur, nasıl daha iyi paten kayılır onlardan bahsedeceğim. Kameram yanımda olmadığı için, şarjı bittiği için bugün sizlere telefonumun ön kamerasından video çekeceğim. Kısa bir vlog olacak. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evet, ben Berkant Doğan, tekrardan söyleyelim. Başlayalım bakalım, paten nasıl daha iyi kayılır. İlk başta şunlardan bahsedelim. Daha iyi bir patenci olmanız için öncelikle fiziksel olarak iyi bir geçmişinizin olması lazım. Yani fark ettiyseniz eğer, genç arkadaşlar, 12-13 yaşındaki arkadaşlar çok esnek ve çok yumuşak ve çok hafif oldukları için bedenleri çok kolay bütün hareketleri yapabiliyorlar. Flipler yapabiliyorlar, 360 derece hareketler yapabiliyorlar, zıplayabiliyorlar, atlayabiliyorlar. Her hareketi çok rahat yapabiliyorlar. Bunlar yapabiliyorsa sizin de yapabilmeniz için birkaç şeyler önereceğim size. Bunlardan birincisi, öncelikle spor yapmanız, aktif spor yapmanız. Bu ne demek? Arkadaşlar, eğer siz aktif spor yaparsanız ve esneme hareketleri yaparsanız ve vücudunuz buna alışkın olursa bütün hareketleri yapmanız, özellikle slalom hareketleri, urban hareketleri, freestyle hareketleri, bunların hepsini yapmanız sizin için çok daha kolay olacak tabii ki. Ve araba geçiyor, kusura bakmayın. Çok rahat olacağı için siz de ister istemez rahatlayacaksınız. Ve pateni sürerken zorlanmadan çok daha rahat süreceksiniz. İkinci söylemem gereken, patene başlamadan önce biraz esneme süresi ve kendinize biraz spor süresi verin. Yani skate parka veya bir parka gittiniz veya evden çıktınız, önce biraz yürüyün, esneme hareketleri yapın, atlama, zıpla, açma, germe yapın. Bundan sonra pateninizi alın ve kaymaya başlayın. Emin olun, esnekliğinizi kazandıktan sonra veya yarım saat, bir saat paten sürdükten, vücudunuz ısındıktan sonraki hareketinizi, performansınıza belki de 5-4 dakikalık bir hareket yaparak çok kolay ve hızlıca erişebilirsiniz. Bu da sizler için tabii ki muhteşem olacak. Yani demek istediğim, pateni elinize almadan önce, ayağınıza giymeden önce bir spor yapın, esneme hareketleri yapın. Esneme hareketinizi yaptıktan sonra pateninizi giyin ve bu size çok fazla zaman kazandıracaktır. Isındığınız için düştüğünüzde de canınız acımayacak. Hem canınızın acımadığı yetermiş gibi bir de ekstradan daha kolay patenler yapacaksınız ve daha hızlı sürede gelişeceksiniz. Öbür türlü siz paten sürerken, hareketleri yapmaya çalışırken veya vücudunuzun bir kısmı ısınmaya gidecek. Tabii ki paten sürerken çok fazla efor da harcadığımızdan için çok kolay ısınabiliyoruz. Gördüğünüz gibi yani. Isınmak için de şu tarz hareketleri veya tek bacak slalomu, şu şekilde şeyler yapabilirsiniz. Bir yandan da klipsimin birisi, gördüğünüz gibi, yok. Onun dışında nelerden bahsedeceğim? Bunlar spor için, yani esneklik için yapmanız gereken hareketlerden birisiydi iyi bir patenci olmak için. Asıl önemli noktalardan birisinden şimdi bahsedeceğim. Neler? Patenin hakkında bilgi sahibi olmanız veya patenin tekerlekleri. Daha iyi bir performans için pateninizin tekerleklerinizi değiştirmelisiniz arkadaşlar. Pateninizin tekerleklerinin yönlerini değiştirmelisiniz. Bu nasıl olacak peki? Şimdi öncelikle pateninizin tekerleklerinin nasıl eridiğini anlarsınız. Eğer pateninizin tam karşınıza alıp tersten, yani şu şekilde tekerleklerin alt kısmından bakarsanız, şu şekilde tekerin baş kısmı burası, alt kısmı şu şekilde baktığınızda, eğer patenin tekerlekleri tam ortadan birbirine simetrik durmuyorsa bu demektir ki pateninizin artık tekerleklerinin yönlerini değiştirme zamanı gelmiş. Veya ayaklarınız şu şekilde giderken tek ayağınızı kaldırdığınızda dengenizi bozuyorsa veya bacağınız yan basıyorsa bu demek oluyor ki arkadaşlar artık sizin tekerlekleriniz yönlerini değiştirme zamanı gelmiş. Tekerlekleriniz yönlerini değiştirdiğiniz zaman ilk başta biraz sizin dengeniz çok daha fazlasını bozabilir eskiye ama. Çünkü ilk başta içeri doğru başladığımız için sonradan bu dışarı basma bir his oluşacak. Fakat bu kısa süre içinde bu his geçip muhteşem bir performansa, slalom hissine tekrardan kavuşabileceksiniz. Bunlardan yapmanız gerekenlerden başlıcaları. Ve en önemlilerden birisi uzun çorap giymek, ısınmak. Evet, uzun çorap giyin, bileğiniz, yani çorabınız paten botunuzun dışına çıksın ki bacağınızı iyi sarsın veya sıkı saran bir kalın çorap. Bacağınız içinde ne kadar sıkı ve hareketsiz kalırsa o kadar iyi olacak bizim için. Sonuçta içinde ayağımız sabit oldukça biz bunu bir vücudumuzun, bedenimizin bir parçasıymışçasına bu pateni kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi güneş de batıyor. Bu şekilde yaptığınızda patenden maksimum verim alabileceksiniz. Benim tavsiyelerim size bunlardır. Diğer bir adım patenizin botunu iyi sıkmanız, kalın çorap giymeniz. Bunlar çok önemli şeyler. Tabii ki de biraz da antrenman yapmanız. Yani spor yapacaksınız ama paten antrenmanı, yani düzenli paten antrenmanı yaparsanız bir süre sonra sizin güveniniz de artacak. Yani şöyle düşünün, işte günlük en az yarım saat, bir saat